Kafada 7 gün devam ediyor. Böyle bizi duygulandırdın, ne güzeldi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet efendim, şimdi sizlerle de sohbete devam edeceğiz ama bir Almanya'ya doğru hareket edelim diyorum. Sevgili izleyiciler, her hafta olduğu gibi izin dönemi başladığı için ne yapıyoruz? Otomobil dünyası konusunda size faydalı bilgiler amacıyla Kaya Otomobil'in sunduğu Otomobil Dünyası bölümünü açmıştık. Bu hafta da devam ediyor, hep birlikte izleyelim. Kaya Otomobil, otomobil dünyasını sunar. Otomobil dünyasının nabzını Kaya Otomobil ile tutmaya devam ediyoruz. 20 yıldır Philipsburg ve çevresine hizmet veren Kaya Otomobil'in sahibi Nihat Kaya'dan araba alımında teşvik kredisi ile ilgili bilgiler geldi. Bildiğiniz gibi bu senenin başlangıcında kriz nedeniyle
2500 euro eski kullanılmış arabanıza, 9 yaşındaki arabanıza ve 1 yıl üzerinizde kullanmak suretiyle 2500 euro teşvik veriliyor idi. Bu 4. aya kadar devam etti. 4. aydan sonra tüm araba şirketlerinin baskısına rağmen bu yılın sonuna kadar devam ediyor. Biliyorsunuz Almanya'nın genelinde araba sektörü kuvvetli sanayisinde olduğu için araba sektörünün yeni arabalarda satım olmadığı için tabii tüm araba şirketleri de dahil, fabrikaları dahil bu konuda girişimde bulundular. Almanya devleti bunu bu yılın sonuna kadar uzattı. Ben şunu da şurada söylemek istiyorum. Tabii bazı konularda biliyorsunuz bundan mark döneminde bir araba 40 bin mark ise bugün 40 bin euro oldu. Ama tabii kazançlar da herhangi bir değişiklik olmadığı için bence bana sorarsanız yine de bu yeni arabalar pahalı. Şimdi tabii ki izine gelip gidecek kişilerin tabii aile yapısı, izin sezonda nasıl bir araba ihtiyacı olduğuna göre ona göre bir araba almalarını tavsiye ediyorum. Tabii arabayı aldıklarında şu anda eğer uygun olduğu için pek zararın olacağını tahmin etmiyorum. Ama tabii bundan bir yıl, iki yıl sonra ne olur onu bugünden görmek çok zor. Mannheim, Ludwigshafen ve çevresinde yaklaşık 300 öğrenciye hizmet veren Çaylı Sürücü Okulu deneyimli hocalarıyla hem teori hem de sürüş kategorilerinde hizmet vermeye devam ediyor. Çaylı Sürücü Okulu'nun sahibi ve eğitmeni Metin Çaylı, bu hafta yeni ehliyet alan araç sürücülerini ilgilendiren puanlama ve ceza sistemine dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Bildiğimiz gibi ehliyet sisteminde iki türlü puan sistemi var. Birincisi deneme süresi içinde olanlar için, bir diğeri de deneme süresi bittikten sonraki puan sistemi. Şimdi birincisi en önemlisi yani bizim için şu anda yeni ehliyet alanlar için deneme süresi içinde yani 2 yıl içindeki olan puan sistemi. Yani şöyle, şimdi biz deneme süresi içindeyken kategori A ve kategori B dediğimiz iki tane puan cetveli var. Bu puan cetvelleri birincisi hafif suçlar, ikincisi de ağır suçlar olmak üzere ikiye ayrılmış. Şimdi bu hafif suçlar ve ağır suçlar şöyle. Mesela diyelim ki kırk geçmek ağır suçlara tabi tutuluyor. Mesela cep telefonuyla telefonlaşmak arabada araç sürerken ağır suçlar değil de hafif suçlara geçiyor. Şimdi bu şöyle oluyor. Mesela ağır suçlardan bir tane suç işleyen kişi trafik dairesi tarafından hemen seminere davet ediliyor ve seminere gitmek zorundadır. Eğer seminere gitmezse ehliyeti direktmen alınıyor. Seminere gittiği zaman ne oluyor? Seminere gittiği zaman da ehliyet için gerekli olan bu 2 yıl süre üzerine 2 yıl daha ekleniyor. Kaya Otomobil, otomobil dünyasını sundu. Evet, Far şöyle Çaylı yetkilisin söylediği gibi aman abi böyle bir ağır suç durumunda filan seminere filan atlatmayın. 2 sene yerine 4 sene ehliyetiniz gidebilir. Almanya'da bu işin hiç şakası yok. Doğru da yapıyorlar. Çünkü trafikte kurallara uyulmadığı zaman masum insanların canları gidiyor. O yüzden ben Almanya yetkilileri kutluyorum bu uygulamalarında. Efendim bir telefonumuz var. Ali Belge arıyor Almanya'dan. Buyurun efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sorunuz kime efendim? Devanın şirket sahibine Bilal Bey'le görüşmeyi. Evet, hemen sorunuzu iletin hızlı bir şekilde. Süremiz dar çünkü. Güler Bey sizi dinliyor. Buyurun, baş başa bırakıyorum sizi. Birincisi, iyi akşamlar Bilal Bey. İyi akşamlar efendim. Bu şirket kaç senelik efendim? Anlamadım. Bu şirket kaç senelik? Evet, kaç senelik? 1995 yılında kurulmuş. 2004'te evet. de biz yönetime geldik. Evet. İkincisi, şimdiye kadar bu şirket kuruldu, kurulan kaç kişi ev alındı efendim? Biz şimdi yani bir şirket şeydir bu. Yüzlerce ev aldık. Her bölgeden evler aldık. Yani her hafta evet. En azından 2 tane 3 tane daire alıyoruz. Evet, bunları bizzat mesela ben şimdi sizde istesem 8-10 tane ev bana kanıtlayabilir misiniz bunu efendim? Biz zaten bir müşteri